Cihatçov'un bir kitabı var. Konstantinople Bosfor. Orada Cihatçov diyor ki İstanbul'a dikkat edin, su sorunu olacak. Yılda 1860'da. O güne belli. Ve teklif yapıyor. İstanbul'a diyor ya Sakarya'dan ya Meriç'ten su getirin. 1864'te kitapta. Orta Doğu'da suyu burası idare ediyor. Bak. Su kulesi burası. Orta Doğu'nun su kulesi. Su kulesi burası. Petrol dedim ya sen. Su olmasa nah çıkartırsın petrolü. Nereye geldik? Dikkat et. Abi nah'ın bilimsel anlamını merak ettim. Evet. Şimdi Fırat Nehri'nin %90'ı, yani suyunun %90'ı Türkiye'den. Dicle Nehri'nin %50'si yine Türkiye'den. Gerisi nerede? Gerisi İran ve Irak. Zavros dağları vardır, oradan doğar. Zaptan falan geliyor, onlar da. Evet, Zaptan da giren var. Yani bizim sınırlardan olup oraya giren var. Ama burası önemli. Burada şu anda, tabii biz GAP kapsamında pek çok baraj inşa ettik oraya. Bunlardan enerji üretiyoruz. Aynı zamanda sulamada fayda. Harran Ovası'nı mesela yeşillendirdi tarımsal faaliyetler. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı da var. Tabii siz bu suyu oraya götürüyorsunuz, büyük alana yayıyorsunuz, sulu tarım yapıyorsunuz, oradan buharlaşmayı artırıyorsunuz. Yani su kaybı oluyor. Su kaybı sizin elinizdeki su miktarını azaltıyor. İster istemez. Şimdi günümüzde... Ama oraya taşımasına denen akım gitmiyor mu? Şimdi şu anda zaten orada bir çok boyutlu bir denklem var. İşte enerji üretiyorsunuz, tarım yapıyorsunuz, aşağı ülkelere su veriyorsunuz. Evet. İşte evsel ihtiyacı karşılıyorsunuz, endüstri için su veriyorsunuz. Böyle bir denklem var. Bunun üzerine iklim değişikliği gelecekte binecek, suyu azaltacak. Ama aynı zamanda yani yağış azaltacak, su azalacak. Aynı zamanda siz suyu tarım için kullanacağınız için buharlaşmayı artırarak neticede bir taraftan azalıyor, öbür taraftan da kayıp artıyor. Sonuçta elinizde gelecek daha az su olacak ve onunla aşağıdaki ülkelere de su vermeniz gerekiyor. Böyle bir denklemi, yani ileriki yıllarda bu denklem daha da zorlaşacak. Çözmek açısından daha zor bir denklem. Bir de toprağımıza gelecek. Zarar veriyoruz. O ayrı bir. Evet, tabii. O ayrı. Çok önemli. Tabii. Toprağı tuzlandırıyoruz. Tuzlandırıyor. Artı kalitesi de bozuluyor. Mesela aşağıdaki ülkelerin çoğu bu suyun, giden suyun kalitesinden şikayet ediyorlar halk orada. Çünkü tarımsal ilaçlama yapıyorsunuz, o suyla beraber suya karışıyor ve aşağı ülkelere gidiyor. Bu da tabii suyun kalitesini düşürüyor. Evet. Enteresanmış, bu enteresanmış. Şimdi anladın mı Kürdistan niye kurmak istiyorlar? Daha doğrusu o bölgeyi niye karıştırıyorlar? Karıştırıyorlar, kontrol etmek istiyorlar. Bu kadar basit. Kontrol etmek istiyorlar. Derin bir sessizlik oldu. Kız oldu derler, böyle suskunluk oldu ama hepimizin içi... Hayır abiciğim, sen Jules Verne'i bilen bir adamsın. Arzın merkezine seyahatte Profesör Lidenbrock ne diyor? Bilim konuştuğu zaman sus diyor. Sus. Aksele. Politikacılarımıza tavsiyemdir. Bu haritaya iyi baksın. Bunu ezberlesinler. Kafalarına yazsınlar. Bilim konuşurken nereye gidiyor iş birdenbire? Bak Fatih, bu gezegen üzerinde yaşıyorsak bilim sayesinde yaşıyoruz. Bütün hayatımızı bilim yönlendiriyor. Bunun dışına çıktığın zaman hapı yuttun. Bak bunu herkesin anlaması lazım. Onun için üniversite lazım. Onun için araştırma lazım. Peki, devam edelim. Tozlara mı gelelim? Sen buradan devam ediyor musun? Yok, bu burada bırakma. Şimdi bir izleyicimiz... Hemen kendisine ulaşabilirsen buradan mailine. Dünyanın toz haritasını yollamış bize. Diyor ki geçen Cahil Hoca'ya bir soru göndermiştim. Bu soruya olarak stüdyo görünümünü desteklemek adına Orta Doğu bölgesi toz artış haritasını gönderiyorum. 1993-2012 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem incelendiğinde Sahra üzerindeki atmosferde önemli bir toz değişikliği olmasına rağmen Orta Doğu atmosferinde çok önemli toz artışları olmuştur. Bunu aşağıdaki haritada görebilirsiniz diyor. Bir harita yollamış. Hakikaten... Bunu yansıtabilecek mi? Ne yazık ki yansıtamıyorum ben buradan. Bağlı değilim sizin gibi. Buzul kayıtlarına göre dünyanın soğuk, yani buzul dönemlerinde kutuplardaki toz miktarının fazla olması ve sıcak dönemlerde ise buzullardaki tozun az olmasının sebebi nedir diye de ayrıca soruyor.
Buzul sütü diye bir şey var. Buzullar erirken, buzullar bir kere sıcak tabanlı ve soğuk tabanlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ne demek o? O şu demek, buzul yerle temas ettiğinde bazen basınçla, tamam mı, aşağıdaki buz eriyor ve buzulların altından aslında devamlı akarsu bırakıyor. Buzuldan türemiş akarsu. Bazı buzullarda bu türemiyor. Neredekiler? Örneğin işte büyük buzul örtülerinin olduğu Antarktika gibi, Grönland gibi. Ama kara buzul, daha doğrusu dağ buzullarında, takke buzulları dediğimiz, vadi buzulları dediğimiz buzullarda genelde buzullardan türeyen bir akarsu vardır. Bu akarsu buzulun altından akarken kendi yatağında, bu buzul zemine sürterken bir zımpara taşı gibi onu zımparalar ve onun içerisinde, eğer resimleri gözümüzün önüne getirecek olursak, buzul gölleri genelde böyle çok açık mavi renkli. Evet, bazen Boğaz öyle akar. Evet, onu hatırlatmak. Evet, o çünkü işte bu Cengiz'in dediği çok ince malzeme askıda durur. Geldiği zaman masmavi olur bu. O renk verir. Buna buzul taşı deniyor. Bu buzul dönemlerinde geçen hafta bahsetmiştim. Deniz seviyesinin alçalmasıyla yüzeye çıkmak, deniz seviyesinin alçalmasıyla kıta düzlüğü yüzeye çıkıyor. Çok ince taneli silt boyutunda malzeme yüzeye çıkıyor. Rüzgarlarla taşınıyor bir. Bir de bu buzulların önünde buzul altı akarsularının getirdiği, bu buzul sütü dediğimiz akarsuların getirdiği malzeme. Bir nevi alüvyon. Aynen o şekilde ince taneli malzeme tekrar rüzgarlarla harekete geçip dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Çin'de var, Los Platosu diye buralarda birikiyor. Onun şimdi Cengiz bu. Silt boyu dedi. Bunları seyircilerimize açıklamak lazım. 1/16 milimetre ile 1/256 milimetre arasındaki tane boyuna bir silt boyu diyoruz. 1/256'nın altına inersen kil boyu oluyor. 1/16'nın üstüne çıkarsan kum oluyor. Yani pudra gibi bir şey aslında. Elimize sürttüğümüzde böyle hissedebileceğimiz işte pudra boyutunda diyebiliriz. Şunu söyleyelim mi seyircilerimize Cengiz? Silt mi, kil mi anlamak istiyorlarsa saçı ağızlarını al, dişlerini alsın. Çıtır 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 ediyorsa o silttir. Hiç etmiyor böyle şey o gibiyse, kildir. Ne derler, yumuşacıksa o kildir. Sebebi o. Sebebi o. Ve o zaman yine buzul dönemlerinde bir özelliği var, çok rüzgarlı, fırtınalı. Ve o rüzgarlarla birlikte o ince tabanlı malzeme daha çok kaldı. Geçen programda Cengiz Lös'ten bahsetti. Ve dediydi ki Çin'in kuzeyinde çok geniş alanlar kaplıyor bu. Bu buzullardan kaldırılan tozun gelip çökeldiği yerlerdir. Mesela Shanxi eyaletlerinde geniş. Taklamakan falan böyle midir? Taklamakan çöl. Taklamakan çöl. Eski orada göl. Var. Eski bu Shanxi ve Shanxi'nin olduğu yerlerde buzullardan kalkmış gelmiş. Yüzlerce metre kalınlığında muazzam depolar var. Bu depolarda çok iyi tarım yapılabilir. Çok zengin kaynaklar bunlar. Burada oturan insanlar var. Mağara gibi evleri var. Aynı bizim Kapadokya'daki gibi kazıp içeri yerleşip orada yaşıyorlar. Bu Ferdinand von Richthofen'in o meşhur Hina kitabında ilk defa bütün dünyanın gözlerinin önüne serilen güzel manzaraları vardı. Ama mesela Kuzey Amerika'da da var bu. Kuzey Amerika'da Russell diye bir adamcağız vardı. Mississippi Vadisi'nde bunu etüt etti. Onu da Türkiye'de en iyi bilenlerden bir tanesi rahmetli Sırrı Bey'di. Çünkü Sırrı Bey 50'li yıllarda Russell'la beraber çalışmışlar, o gitmiş Amerika'ya. Avrupa'da var Lös. Yaygın olarak. Toz. Buzul zararı. Cengiz'in dediği gibi ufalanıyor. Rüzgar dağıtıyor. Rüzgarı kestiği yerde bunlar çökülüyor. Çökeliyor ve Lös platoları oluşuyor. Peki şimdi mesela son zamanlarda İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, mesela bugün meteorolojinin bildirdiğine göre İzmir civarında, Ege bölgesinde çöl tozu yağmurları vardı. Yani yağmurlarla beraber çamur yağıyor. İstanbul'da artık çok sık görüyoruz. Sabah bir kalkıyoruz, arabanın üstü sanki araziden gelmiş gibi çamur içerisinde. Bu ortadaki toz artışının sebebi nedir? Bu bizim tozlu yağmurlarımız o yüzden mi? Bizdeki toz yağmurları özellikle İstanbul civarında benim bildiğim Sahra kaynağı. Afrika'dan kalkıyor ve kuzeye doğru geliyor. O biz 2004 yılının Mart ayı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Orada 2004 yılının Mart ayı çok önemli. Niçin? Türkiye'de ikinci defa işte barajların, Fırat Nehri üzerindeki barajların kapakları açılmak zorunda kaldı. Yağmur fazlalığı. Çok sıcak bir hava geldi güneyden. Doğudaki karı eritti. Bunu çok büyük miktarda su geleceği için havzalara
barajlara tedbir amaçlı olarak su verdiler. Daha önce 1980'li yılların sonunda olmuştu bir defa Keban için. Ama diğer barajlar yoktu o zaman. Ama Atatürk Barajı da dahil kapakları açtılar, su bıraktılar tedbir amaçlı. Bu buzdan erimesine kaynaklanan mı yoksa yağış artışından mı? Yok. Bu olayın arkasında ilginç bir sebep var. Bu da sahrayla da alakalı. Sahra'nın kuzey kısmında bir kararsız bir atmosfer meydana geliyor, oluşuyor ve o yüzeyden yukarı toz taşıyor. Toz taşınımına sebep oluyor. Yukarı atmosferden gelen hava rüzgarlarda onu Türkiye'ye doğru getiriyor.